Vallahi yetti. Melisa. Hanımlar beyler, hepinize merhabalar. Merhabalar. Mutlu cumartesiler. Mutlu cumartesiler. Cumartesinin mutsuz olması mümkün mü Sarp? Değil. Asla değil. Çünkü neden? Çünkü sen çekar var. Sen çekar nedir? Sen. Çal. Kapı mı? Kapı. Bu dizimizin çocuk oyuncusu Sarp. Merhabalar. Sarp'ı tabii ki biliyorsunuz daha önce Küçük Prens isimli dizide ve Bileziğim Kayboldu Ne Yapacağım Anne isimli dizide yer almıştı. Sen Çal Pelerinimi isimli dizide de Pelerin kabul olarak edilmemişti. Evet. Orada beğenilmemişti oyunculuğu. Aynen, kötü bir. Biz burada soru cevaplayacağız, soru cevap yapacağız. Öyle mi yapacağız? Bilmiyorum, öyle şu an öyle çıktı abi. Tamam. Şey oldu, ağzımdan öyle çıkıverdi, bir şey yapamadım, geri de alamadım. Tamam. O zaman soru cevap. Cici Adit geldi. Cici Adit gel. Merhabalar. Merhabalar Cici Hanım. Sen, evet. Ben de evliyim ama yani. Gelsin. Gel. Hadi bakalım. Merhabalar. Soru cevap mı yapıyoruz yani? Soru cevap, soru cevap olur. Evet. Sadece cevap olur. Olur. Kafana takılan senin bir soru vardır. Onu biz cevaplarız. Kafana onlara takılan bir soru var mı? Biz cevaplayalım Melisa. Senin kafana takılan bir soru var mı? Tokulan. Bunun için tokulan. Tokulan yok ama takılan var mı diye bir düşüneceğim, dur. Bir tokulan cevap soru varsa biz onu beraber cevaplarız. Akşamki bölümü spoiler vermeden anlatabilir misiniz? Hissini, akşamki bölümü. Size olan hissini anlatabilir misiniz? Nasıl bir hissi var sizde? Hadi bakalım. Sen başla bakalım. Üç kelimeyle Anıl Bey başlasın lütfen. Üç kelimeyle akşamki bölümün sizdeki hissini spoiler vermeden anlatın bana. Hadi ne bakalım. Yapıyorduk? Ne yapıyorduk bu bölümde ya? Haydi bakalım Anıl Bey. O bölüm yani. Anıl Bey, akşam ben size anlatayım mı hareketlerle? Bölümü hatırlayın çünkü bir sonrasını çektiğimiz için şu an. Neydi? Yani anladım. Hani biz size hep diyor. Sonra şeyi hatırla. Dur ama şimdi karşılıklı. Ama şimdi bayağı es veriyoruz yayında. Tamam, onu nasıl ama yaparız? Onu bence. Ya bence spoiler vermeden anlatma kısmından çıkalım çünkü gerçekten biz de bilmiyoruz. Sizdeki hissini söyleyin ya, nasıl bir his uyandırdı? Ya çok heyecanlıyım diyorum, anlamıyorsunuz. Çok güzel bir bölüm olacak, hemen açın izleyin. Hemen açmayın. Peki ondan sonraki bölüm. Ya da hemen şimdiden açın. Onu da şimdi çekelim. Ne oldu Sarp? Bir anda korktun mu, kalbine mi indi? Kalbin aşağı inmiş. Karakterin de zaten bölümde. Dibim düşmüş. Melisa'yı görünce dibim düşmüş. Ben seni aynı bu şeyde sahne çektim. Evet, bakalım şöyle bir sorulara bakalım. Profesör doktorumuz ne? şu ana kadar en fazla ne kadar sette kaldınız? Saat ve gün olarak eskiden daha yoğundu ama artık tabii onlar belli saatler dinlenirdi. Önceki yıllarda daha yoğun durabiliyorduk ama artık yeni düzenlemelerle yapımcılar artık belli çalışma koşulları ayarladılar. O saat dilimleri de ona göre uygun dinlenmelerle ayarlanıyor. Siz komik sahneler çekerken ne kadar tekrarlıyorsunuz? Özellikle Sarp abi nasıl yapabilirsin? Sarp'ın bunu bir de nasıl yapabilirsin? Ya Sarp'ın bu noktada yaptığı en büyük şeylik neylik derler ona? Terbiyesizlik. Şu oluyor. Hani biz prova sırasında sahneyi geçiyoruz. Aslında kayıt sırasında olması gerekenleri provada tam olarak yapıyoruz ki kayıtta biz de bilelim karşı taraf ne yapıyor, hangi hareketi yapıyor, hangi lafları söylüyor. Tam olarak görelim. Ama Sarp ama oradan böyle olmuyor. Provada asla kayıtta yapacağını yapmıyor. Kayıt sırasında böyle golü atmak için öyle bir ortam yaratıyor. Sağ olsun bunu da başarıyor. Çünkü daha eğlenceli oluyor. Yani o ilk tepkilerini görmek bizim de eğlencemiz bu yani. Bu şekilde. Çocuk da ne yapsın? Böyle ben sürekli gülüyorum zaten yani. Tutamıyorum, anladınız mı? Başka soru. Hepinizi kuvvetten selamlıyorum. Eyvallah. O uzun sürer şimdi. Nasıl?
Ya bunu dedirtmek için yapıyorsun değil mi bana? Ya evet, sırf tepkimi hani görmek için değil mi? Ben çıktım, sonra bir daha çıktım, gördün mü? Tabii. Evet, tüm yurt dışından izleyen tüm fanlara diyelim. Herkese. Çok selamlar. Bu arada pazartesi günü İspanya'da yayına giriyoruz galiba. Doğru mudur? Şefkat, değil mi? Pazartesi günü İspanya'da yayına giriyoruz galiba. Yok yok, döndürmedim. Ama yok, bayağı basılmış şeyde, bütün fanlar payı pazartesi günü İspanya'da yayına giriyoruz. Evet. Bu çok güzel ve çok özel bir an bizim için de. Ufak sürprizler de yapabiliriz böyle yurt dışında yayına girdikçe. Oralarda yaşayan takipçilerimize böyle ufak sürprizler buradan iletebiliriz. Bakalım neler yapacağız. Bölüm özetsiz mi sanmıyorum. Sarp, nasıl ciddi kalıyorsun çekimlerde? Bu sarplık bir konu değil. Kısa özet. Varmış kısa. Bu arada. Kısa özet. Aa, süper. Wow. Evet, kısa bir özet varmış. Normal süresinden daha kısa bir şekilde özet geçecek. Sonrasında yeni bölüm hızlıca başlayacak. Yeni bölümde zaten fragman çok heyecanlandırmıştı. Evet. Bir sürü aksiyon vardı orada. Özellikle Hande ve çıtanak Kerem. Çıtanak kuşu geldi. Çıtanak kuşları. Çıtanak kuşu. Döngel kuşuyla. Sahneye mi uğurluyoruz? Görüyoruz. Herkes yani bakıyor. Bakın, birbirini bakın. Böyle uğurluyoruz. Ya sahneye işte. Yani, şans öpücüğü. Şans öpücüğü verilmeden sahneye yollanmaz bizde. Çok seviyoruz. Evet. Sarp diyor ki nasıl ciddi kalabiliyorsun? Ben, ama sen ciddi, ben ciddi kalma. Yani şöyle, ben aslında gülen olmuyorum genelde. Evet. Yani ben, güldüren oluyorum. Ben, hayır. Ben yapıyorum. Karşı tarafı güldürmek benim amacım oluyor. Evet. Yani. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Siz nasıl Sarp'ın karşısında ciddi durabiliyorsunuz? Durmuyorum. Yani duramıyoruz. Ben asla zaten. Ben öyle bir performans beklemiyorsunuz. Mesela evet. En iyisini Çağrı yaptı. İlk günden beri şey oynadı. Erdem'e gülen adam oynadı. Erdem'e gülen adam ben oynadı. Ben de öyle yapıyorum. İkimizin de kafası aynı çalışıyor. Ama benim öyle yapmak gibi bir şansım yoktu yani. Ben ne yapsaydım? Ciddi kalmak gerekiyordu çünkü. Evet. Bir soru daha bakalım. Yayını alalım mı hiç? Böyle şey ister misiniz? Öyle bir birileriyle tanışmak, bir yüze gelmek. Melisa çok güzel diyorlar. Melisa, en sevdiğin yemek ne senin bakayım? En sevdiğim yemek mi? Yemiyor ki o. Fotosentez yapıyor. En sevdiği yemek oksijen. Nefes alıyor işte. En sevdiğim yemek peynirli makarna. Set yemekleriniz nasıl? İşte böyle gördüğünüz güzel, gibi. Güzel. Gayet güzel. Çok maşallah. Lezzetli yemeklerimiz. En sevdiğiniz bölüm, ben galiba haftaya yayınlanacak bölüm. Yani evet, bir sonraki evet, evet, yayınlanmamış bölümü çok, seviyoruz. Onun için ekstra heyecanlıyım. Evet ya, evet. Yani hakikaten öyle. Yani bu bölüm çok güzel, çok hareketli. Ama önümüzdeki hafta harika enerjik, her karakterin evet, harika bir enerjisinde olduğu bir bölüm oluyor, olacak. Biz bir sonraki bölüme de çok büyük aktaracağını düşünüyoruz. Yani aslında en sevdiğiniz bölüm yayınlanmamış olan bölüm deriz. Çünkü biz her çektiğimiz yayınlanmamış her bölümün yayınlanacağı günü iple çekiyoruz. O çok heyecanlandırıyor bizi. Evet, bir soru bakayım, ne yapayım? Başımıza dikildi öğretmen gibi. Ne yapacağız? Ya bu şey yok mu sizin? Şeyiniz, neyiniz, ne, admininiz. Admin burada. Kafamıza dikildi. Bitirelim mi yayını diye bakıyoruz. Yanlış bir şey mi söyledik acaba diyoruz. Kafamda kaskası kesildi. Vallahi sinirsiz sayılır. Bu yayını adına sayesinde yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, bunu bilin isterim. Doğru. Tabii biz... Tabii. Yine iyisen ol ya Başa. Yine iyi. Beni alın lütfen diziniz. Tamam. Alalım birini, görmek ister miyiz? Bence isteriz. Hadi olur. Yurt, hadi. İspanya'dan biri varsa bağlayalım mı? Elçin gel sen de. Elçin oradaymış. Elçin nerede? Ya boş ver, Elçin birazdan gelir buraya. Onunla hep konuşuruz. Gel. Otur hayatım. Boşak ne oldu da geldi? Bakın şimdi birine bakıyor. Bir İspanya'dan birini bulursak çok güzel olur. Çünkü ben o konuda heyecanlıyım. Çünkü yurt dışında yayınlanan her bölüm için böyle bir enteresan bir durum oluyor. Bakalım. Şuradan şu İspanyolca bir isim olabilir mi? Perez soyadlı. Perez. Claudia Perez. Bakalım. Gelsin bak. Clump Perez. Geri çevirdi. Pür, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bak yine iyi oldu. Gördün mü? Biz nalet herifler burada. Anlayış göstermeye çalışıyorum. Rebecca'ya ne dersiniz? Ben Rebecca olabilir mi? Amerikalı olabilir mi? Olabilir. Gabriela. Gabriela. Soyadı sanki böyle. Neyse, bakalım.
Gönderelim bakalım. Gabriela değil mi? Ditlevs, ama biraz da sanki şeye gitti değil mi? İskandinav futbolcuları, ya seni alamıyoruz şu an. Ben neredeyim ya? Niye yok? Ama sen de hiç çaba sarf etmiyorsun ki. Ama nereye çaba sarf ediyorsun şu anda? Gel, gel, gel. Şöyle mi yapsak? Siz geçin otur sen oraya. Neyse. Şimdi şöyle. Dur bir dakika. Birini yayına alacağım. Kim? Aa, Kerem Bürsin burada. Yayını izliyor şu an. Kerem Bürsin yayını izliyormuş da bağlanalım dedim. Ne, burada mı? Kerem mi burada? Şurada var deyip. Kerem şu an yayını izliyor ama bize bak. Ama bence buraya geliyorlar şu an. Geliyorlar. Buraya geliyorlar. Kapı kapı şey yapmayız. Geliyorlar mı? Öyle şey. Yok mu? Yok. Seslerini duydum yani. Yok. Ha, öyle. Ben o şakayı yapardım çünkü yani. Yapardım. Sen yapardın. Yok, yapardım. Öyle bir... Tamam. Evet. Okey o zaman. Şöyle bir İyiyim abi sen nasılsın? Şöyle. Ben evet. İyi. Vay be Kerem. Bizi kabul etmedin ha. Vay be. Bekledildik demek tabii ya. Tabii ya, tabii ya. Tabii ya. Sıcaklık beni şey yapıyor şu an. Çok sıcak bir ortam. Kanırttı beni yani. Evet. Siz seçin, bir arkadaşımızı yayına alın. Ben gözüm görmüyor bunların yazıları, o yüzden şey yapamıyorum. Ulan bir kardeşimizi seçin. Sandra Kamara olabilir mi? Basıyor muyuz? Bas. Yaptım. Evet. Bize istek gönderen arkadaşlarımızdan bir tanesini şu an random bir şekilde seçtik. Bakalım kendisi Sandra. Sandra. Kim geldi? Abi, hayır olmaz ama yani. Bu bizim zamanımız. Bu bizim zamanımız. Şu anda yapım bizden istemiş bunu. Sen bizim yayınımıza böyle gelemezsin ama. Tamam tamam, haklısın, gidiyorum. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Seni istiyor ama çok iyi misin? Ratingler düştü. Ratingler düştü. Fragmandaki gibi bir şeyler. Şöyle. Şu halini. Evet, şu halini. Bir gülsene Melisa, şöyle bir kahkahalarla. Gel otursana ya. Evet. Fit kurabiye var işte. İşte fit kurabiye. rahat mısın Kerem? Bir şey ister misin? Valla. Peki. Ben de daha ne isteyebilirim ki? Ya çok iyi. Ya çok Başak gel biz de deneyelim. Şaka şaka şakanın devamı. Sen hiç burada şey yapmadın değil mi? Anladın mı deminki olayı? Anladım. Anladım. O an kostüm değişikliği yapmam gerektiği tamam. Aklına geldi. O zaman çağırıyorlar. Beni kostümden çağırıyorlar sevgiler. Seni beş evetle uğurluyoruz o zaman. Aynen. Ben gidiyorum. Sen gelene kadar. Gelmeyiz. Neyse. Tutturamadım da orada ya. Tutayım mı? Evet. Siz kahve mi söylediniz? Kahve söylediler. Yo. 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 Ne alakası var abi? Çok. Sen kahve ister miydin ki? Götsünüz. Abi söylemedik kahve falan. Yani göt diyebiliyoruz. Diyebiliyor muyuz? Aa, internet diyorsun. Ha internet. Bizden fuck diyor istememiz. Ha. Fuck dememizi istediler ama biz edemedik bir türlü. Fuck diyemedik. Sensiz tadı çıkmıyor Kerem. Bakın. Bakın ben siz söylemeyin mi? Evet. Evet, erotik yayınımıza kaldı. Evet. Siz zannediyorsunuz ki sadece fragmanda, yayınlarda da diye. Ne vardı bu böyle bir ya? Her fragman vardı değil mi? Biraz şey. Ondan önce Sarp'a Anıl şey yaptılar, canlandırdılar. Ama onu yayınlayamıyoruz. Evet. Onu yayınlayamıyoruz. YouTube versiyonunda. YouTube'da belki olacak. Aldım adım ondan. YouTube Premium'da.
Çocukları uyutup artık. MF yapmış şu an. Bin pişman. Yayından mı? Canlı yayından. Dinliyorlar. Daha yaptık. Neyse. Benden önce çok güzel gidiyordun. O zaman biz de yavaştan kapatalım. Çünkü teker teker bizi hazırlığa alıyorlar. Yemek arası da bitti arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Akşam buluşalım. Gerçekten çok temiz bir bölüm oldu. Temiz değil, çok güzel bölüm oldu. Önümüzdeki haftalarda çok daha güzel ilerliyor her şey. Çok daha gülüyoruz. Aynen. Çok, biz de gerçekten çok güldük yani. Gerçekten öyle. Biz çekerken çok eğlendik. Çok eğlendik. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Akşam buluşalım. Mutlaka hashtaglerimizi kullanın. Bizim takip edebilmemiz için bu çok önemli. Hı-hı. Tüm yazılanları görebilmemiz ve bazılarına reaksiyon verebilmemiz için. Çünkü çok güzel bazı fikirli içerikler, görseller oluşturuluyor. Bayılıyorum. Bunları çok paylaşmaya çalışıyoruz yani. Evet. Yani bizi eksik etmeyin. Bizi de tagleyin mutlaka. Biz resmen de... aşığım olması lazım hashtagim bu arada. Resmen aşığım. Hashtagimiz bu akşamki. Resmen aşığım değil mi? Hashtagimiz. Evet, resmen aşığım hashtagiyle Twitter'da olduğu kadar Instagram'da da bu hashtagi kullanarak görsellerinizi bizimle de paylaşın. Biz de ulaşalım. Hepsini görmek çok istiyoruz. Dolayısıyla sadece Hande ile Kerem'e yollamayı bizim neyimiz eksik noktasındayız. Bizim neyimiz eksik. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay.